Şimdi ben yöneticilerimizin çok başarılı iş adamları olduğu görüşünde seninle aynı fikirde değilim. Evet. Yani para kazanmış olmak, çok varlıklı olmak modern yönetim tekniklerini bilmeyi gerektirmiyor. Modern yönetim tekniklerinden uzak olarak da para kazanmak, varlıklı olmak mümkün. Bunun sonucunda da kendini hayatının bir döneminde ön plana çıkartıp futbolun sağladığı prestijle tanınırlıkla devlet kademelerine ulaşmada kolaylıkla küçük şehirler için, küçük beldeler için belediye başkanına, valisine, yerel yönetimlerine ulaşmaktaki kolaylıkla birleştiği zaman o insanlar hayatlarında uyguladıkları modeli burada da uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi işin temeli aslında çok karmaşık değil. Yani sürekli olarak Doğru işler yaparsa bir şirket, bir insan, bir kulüp, bir kulüp şanssızlık eseri başarısız olur. Arada sırada doğru işler yaparsa da şans eseri başarılı olur. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmemiş bir ülke olarak 1923 yılında yıkı, savaş yıkıntılarını geride bırakmış bir ülke olarak iki defa yıkılan Almanya'nın bu kadar arkasında kalmasının sebebi, iyi yönetimle kötü yönetimin arasındaki farktır. İyice basitleştirirsek. Hmm. İyi yönetimle kötü yönetimin arasındaki farkı belirleyen nedir? İyice basitleştirirsek şunu söyleyebilirim, açıklıktır. Açıklık olmadığı zaman kötü yönetim olur. Kötü yönetildiği zaman bir ülkede sürekli olarak kendi yarattığı problemleri çözer. Biz sürekli olarak rekabette daha iyiye gitmek için değil kendi gündelik enerjimizin hatırı sayılır bir bölümünü kendi yarattığımız problemleri çözmek için harcıyoruz.